Bugün ise neredeyim? Amerika'ya hoş geldiniz gençler. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Türkiye'deki hayatımızı geride bırakın. Canınızı çöpte bulduğunuzu düşünmüyorum. Bahsedildiği gibi basitle güzel geçmiyormuş. Herkes pis. Neler Amerika'dan duyuyorum. Sakın Amerika'ya gelip de Uber yapacağım demeyin. İşte diyeceksiniz ki Türkler burada ne iş yapıyor? SSN'in yoksa yani kimlik kartı kısaca hiçbir şey yapamıyorsun. Alacağım para 500 dolarsa bir anda 700 dolar. Evet tam olarak öyle. Hadi hazırsak çıkalım. Az önce gördüğünüz gibi New York'a geldim ve içeriklerimiz artık daha kaliteli. Neden? Çünkü bu mikrofonu aldım. Şimdi burada yaşayan arkadaşım var. Volkan ve Nesrin bir süredir Amerika'dalar. Fakat onlar için hayat burada biraz garip. Onların dillerinden dinliyor olacağız. Amerika maceraları nasıl? Birazdan kendilerini anlatıyor olacaklar. Şimdi Fifth Avenue'daki Amerika'nın, özellikle New York'un yani Manhattan'daki en uygun Apple mağazasına gidiyoruz. Söylemeyin. Seda'ya sevgililer günü hediyesi alacağım. Ve orada hem de size Apple fiyatlarını gösteriyor olacağım. Şimdi kendilerine merhaba diyelim. Amerika'ya hoş geldiniz gençler. Evet, Volkan ve Nesrin. Ne kadardır buradasınız? Yaklaşık 6. ayın içerisindeyiz. Amerika kısmi güzel ve kısmi zorluklarla geçen bir hayat hikayesi oluşturan bir ülke diyebiliriz. Ya da dünyanın farklı bir bakış noktası diyebiliriz. Tamam. Evet, kameramızı takalım lütfen. Evet, mikrofonumuzu daha iyi bir yere konumlandırdık. Evet. Şu an bizi nereye götürüyorsun Volkan? Şu anda Central Park'ın yakınlarında bir Apple Store var. Bu Apple Store Amerika'da düşük tekse sahip olan ve birçok rengi, birçok cihazı bulabileceğimiz en büyük Apple mağazalarından. Olduğumuz noktada Times Meydanı'nın 55. ve 56. sokağını bağlayan bir caddeden yürümeye devam ediyoruz. Peki Volkan, buraya ne hayallerle geldiniz ve hayalleriniz nasıl gidiyor? Yolda yürürken anlat bize. 6 aydır buradayız. Hayallerimiz burada kendimize bir işletme açmaktı. Coffee shop, işte değişik kafeler, 3. nesil kahveler için tatmak ve yorumlamaktı. Coffee talk yapmaktı. Hayallerimizden bir de Tesla almaktı. Ama şu an Tesla değil, Trometrial kullanıyoruz. Peki ne oldu? Ne oldu da bunlar başınıza geldi? Buraya geldiğimizde Türkiye'deki hayatımızı geride bıraktık. Aslında bir hayatta bıraktık sayılmaz. Çünkü var olan bir şeyle geliyorsun ilk etapta ama düşüncelerimiz Türkiye'deki gibi her şeyin işleyeceği ve rahat olacağını sanıyorduk. Ama bazı prosedürleri görünce ve bizler gerçekten küçük bir çocukmuşuz. Daha yeni doğmuş bebek misali oluyorsun. Yeni adım atmaya başlıyorsun. Yeni konuşmaya başlıyorsun. Bir ortam öğreniyorsun ve işlerin o kadar basit olmadığını anlıyorsun. Hayat aslında bahsedildiği gibi basitle güzel geçmiyormuş. New York'ta, özellikle Amerika'da. Amerika'nın en zorlayıcı ehaleti New York. Çünkü taksi yüksek, yaşamı zor, göçmen alan bir ülke ve bununla birlikte senin yaşam standartların da ona göre düşüyor. Ama onun dışında Chicago, Boston ya da Ohio gibi eyaletlerde yaşarsan daha iyi bir yaşam standartı elde edebiliyorsun. Alım gücün de ona göre yükseliyor. Evet ama Türkiye'ye göre kıyaslarsak alım gücümüz yine yüksek. O ayrı bir şey. O ayrı. Onun peki buraya tam olarak nasıl geldiniz? Buraya gelmemiz yarış ve turistik geziydi. Aslında gündelik bir koşarak mı geldiniz? Okyanusta koştuk abi. Yüzmedik. Okyanusu koşarak geçtik. Artık Meksika'dan böyle sınırı atlayarak değil koşarak geçiyorlar. Bu yeni bir tren. Oradan geldiğimiz için. Oraya küçük bir diplom arkadaşlar. Dur bir saniye. Bir saniye. Normalde ben konuşmayacaktım evet, ama. Evet. Normalde ben konuşmayacaktım ama oraya bir dipnot geçiyorum. Meksika maratonunu koştuğumuz için arkadaşlarımın çoğu öyle düşünüyor. Ama arkadaşlar lütfen böyle şeyler yapmayın ve canınızı çöpte bulduğunuzu düşünmüyorum ve tabii ki biz de bulmadık. Siz varsa bence önce gelip gezin bizim gibi. Biz de şu an hala kararsız yani. Şu an burada yaşıyoruz ama dönebiliriz. Yani öyle sınırı yüzerek ya da herhangi bir şekilde geçmeyin lütfen. Mermiden zaten hızlı koşabiliyor musun? Aynen. Bir de gerçekten işin, yani ben duyuyorum bu arada çünkü politik burada evet aşırı derecede göçmen aldığı için çoğu kişi evet öyle geliyor. Hikayelerini keşke dinleseniz. Çok korkunç yani. Zaten zor, farklı bir ülkeye gidiyorsunuz. Bu şekilde gelmek çok doğru değil.
Sözü ben Volkan'a bırakıyorum. Oraya sadece dipnot geçtim. Nesrin'e katkıların ötürü teşekkür ederim. New York sokaklarında yürürken sizinle röportaj yapıyoruz. Eminim bunu içerik olarak çok görmemişsinizdir. Bu arada ben de bunları yaparken hem arkadaşların özlem gidermeye çalışıp hem de bu New York'un büyüsünü bir anda tatmaya çalışıyorum. Evet, New York'un büyüsünde 5. Avenue'deyiz. Şimdi biraz ileride Apple mağazamız yer almakta. Burası da Trump'un binası. Evet, Trump Tower. Güneş gözlü tepemde olsaydı düşmüştü çoktan. Ya burası yanlış biliyorsam düzelt beni. Burada New York böyle cadde cadde konumlandırıyor. Mesela bu caddede bütün büyük markalar var, doğru mu? Aynen ve öyle. Ve mesela bir sonraki caddede hep elektronik mağazalar var. Aynen öyle. Bir sonraki caddede yemekçiler var. 3. Avenue'de işte birçok Türk restoranı ya da birçok beauty şeyleri görebiliyoruz. Yani spacılar, kumcular gibi birçok yer sınırlandırarak işte hepsi standartlarına uygun bir şekilde düzenlenmiş. Zaten burası hep bir dikdörtgen içerisinde, kare içerisinde. Evet, bakın yani caddenin sonu gözükmüyor. Aynı şekilde burası da. Ya ben hep böyle dümdüz yerler gördüğümde Avrupa bana daha yakın ya da çocukluğumuza daha buradan çok duyduğumuz için Barcelona'ymış gibime geliyor. Bunu acaba bu dizaynı ilk Avrupalılar mı yoksa Amerikalılar mı yaptı? Bence Amerikalılar. Kardeşim ne Amerika sevdası çıktı ya. Bu arada mesela bu bilgiyi de buraya gelirken öğrendim. Ya Manhattan da aslında bir ada. Adanın içerisinde de adalar var. Burası nereye bağlı tam olarak? Yani Manhattan New York'a bağlı. New York'un merkezi diyebiliriz. Tamam. O zaman bir Taksim diyebilir miyiz buraya? Bir örneklendirme yaparsak. Times Meydanı için Taksim diyebiliriz. Evet, tamam. Burada birçok luxury markalar mevcut. Tiffany Co. Luxury marka. Yalnız Tiffany Co. Sadece giydik arkadaşlar. Ben konuşmayayım, sana konuşuyorum. Sen girdin mi sadece? Ya sadece girdik bu arada. Çünkü girer girmez önce ne içersin diye soruyorlar. İçeride bir sürü garson var. Yok, uzak. Evet, çok kullanma özürlüsü olduğu ben de yeni öğreniyorum. Ben de yeni aldım. Bununla ilk videomuzu çekiyoruz. Öyle hiç konuşmayacağım diye mikrofonu bırakmadım. Evet, güzel. Yani güzel. Sadece içeri girebildik bu arada. Biraz pahalı. Ve yanında da Louis Vuitton yer almakta. Evet, Burberry. Louis Vuitton. Aslında doğa harikası olan bir noktaya geldik. Koskoca yüksek binaların arasında sadece bakir hayatını koruyan bir parkın yanından geçiyoruz. Adı da Central Park. Evet, Central Park bizim konakladığımız yere yürüyerek 2 dakika. Times Meydanı'na da aynı şekilde 2 dakikaymış. Burası Caddebostan'dan ilham almamış. Caddebostan buradan ilham almış diyelim. Ya tabii ki caddemiz ayrı bir güzel ama fakat canım buranın dizaynı... Şimdi gireceğiz, göreceğiz bakalım neye nasıl. Şimdi burada herkesin hayalini kurdu. Aslında hayali demeyelim, istediği, herkesin hak ettiği, istediği şekilde kullanacağı iPhone'lara geldik. iPhone 15. Karşımda telefonu kullanıyorsun. Yani şimdi söylemek zor ama iPhone 15 Pro kullanıyorum. iPhone 13 kullanıyorum. 2 senedir değiştirecek param yok çünkü bütün parayı mikrofona yatırdım. Bakalım fiyatlar ne kadar şimdi? Şimdi normal bir iPhone 15 almak isteyen bir kişinin başlangıç fiyatı burada 799 dolardan başlıyor. Bu 128 GB. iPhone 15'te de aynı şekilde 128 GB'dan başlıyor. O da aylık 1000 dolar, 999. Buradaki vergileme sistemini de Nesin'den aslında. Buradaki bu arada Amerika'daki bütün aldığınız ürünlerin hepsinde vergi ekliyorsunuz. Bunların mesela biz Türkiye'de gördüğümüz fiyat nihai tüketiciye görmüş olduğunuz son fiyat. Üzerine ekstra bir vergilendirme olmuyor. Gerekirse imkanlar dahilinde indirim oluyor. Fakat burada her şey ama her şey vergiye tabi. Mesela burada bu telefonu almak istediğinde 1000 dolara kaç para vergi öder? Yani şöyle aslında aldığın ürüne göre değişiyor. Normalde %10 bandında gibi ama yani yeni aldık dolar olarak 1010 dolara falan denk geliyor. Yani aldığın ürüne göre değişiyor kısaca.
Şimdi hanımımı mutlu edeceğim. Bunu da Şubat'ın ortalarında paylaşıyor olacağım. Şu an biz ocağın sonundayız. 2 ya da 3 hafta sonra bunu paylaşacağım ki hediyeyi görmesin. Şimdi Seda'ya bir tane saat hediye alacağım. Lan Seda. Az önce buradan saatimizi seçtik. Burada satış danışmanları var. Siz adınızı söylüyorsunuz ve burada bulunduğunuz noktayı yazıyorlar. Sizi buluyorlar ve daha sonrasında istediğiniz ürünü talep ediyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar böyle bu tarz cihazlarıyla geliyor. Aynı Türkiye'deki gibi sistem. Tek farkı buranın dolar üzerinden yürümesi ve birazcık daha kalabalık olması. Normalde bu gelmiş olduğumuz mağaza 365 günü 7 gün 24 saat açıkmış. Fakat bu arkada görmüş olduğunuz beyaz duvarın olduğu yerde şu an bir yeni bir inovasyon varmış. Sanırım bu Vision Pro çalışmaları yapıldığı için aynı buradaki görmüş olduğunuz yer kadar bir o kadar daha yer varmış. Ama kapalıymış. Yakın bir zamanda gelirseniz belki bir hafta içerisinde her şey normale dönmüş olur ve gece saatinde uğrayabilirsiniz. Az önce YouTube kanalımıza buradan bir takipçi aldık. Kendisi Asya kökenli ve New York'ta yaşayan birisiydi. Güzel deneyimler. Ve Apple çalışanı. Türkleri de seviyorlar. Birazcık ekstra ilgilendi. Burayı izleyince gerekli şeyi yaparsın diye düşünüyorum. Burada artık bir ritüel haline getirmek istediğim bir şey var. O şey ise gittiğim ülkelerde kültürlere bağlı olarak lokal, mümkünse lokal. Fakat şu an New York'ta lokal insan bulmak çok zor. O yüzden burada yaşayan ya da turistik anlamda görmüş olduğum insanlara Türkiye denince aklınıza ilk ne geliyor sorusunu soruyor olacağım. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Buyurun. Mesela şu an burada hırsızlık yaşama ihtimali. Şu an şu şekilde şunları bir alıp kaçma ihtimali. Kimse almaz çünkü. Nesrin, sana bir soru soracağım. Şu elimizdeki ürünleri birinin çalma ihtimali yüzde kaç? %0 çünkü zaten çok ucuz. Homeless'larda bile var. O yüzden kimse çalmaz. Bu arada Musa arıyor. Şu fotoğrafın absürtlüğüne bakar mısınız? Volkan az önce güzel bir şey söyledi. Nedir o? Amerika'da normalde bildiğiniz üzere Uber taşımacılık, yani Uber Taxi Drive dediğimiz uygulamadan taksi çağırabiliyorsunuz. Ama örnek veriyorum, bir kişi Uber yapmak istiyor. Ve o kişi New York sınırları içerisinde Uber hesabı açıp da yolcu taşıma yapamıyor. Burada özel bir olayı var. Bu nedir? Öncelikle test driver'a gireceksin ve o test driver'dan TLC dediğimiz Uber'in TLC'nin açılımı nedir? TLC'nin açılımını ben de bilmiyorum. TLC bir yerim bildiğim Türkiye'de televizyon kanalı var. Aynen. Hala duruyorsa. Aslında burada da bir televizyon markası TLC. Ha, televizyon kanalı değil, televizyon markası. Ulan yine cahilliğim ön plana çıktı. TLC ehliyeti ve TLC sürüş bilgisi alması gerekiyor. Onunla birlikte anca bir Toyota Camry ya da bir Tesla üst seviye 2020 ve üzeri araç satın alarak burada Uber yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sakın Amerika'ya gelip de Uber yapacağım demeyin. İşte böyle 2012 LPG'li bir tane Corolla alırım. Böyle Faça Şahin alırım, dolaşırım. Faça Şahin aslında burada reklam yapabilirim. Evet, Hayrettin reklamını yaptı onun. Evet. Örnek göstereceğim de bakalım. Şu son bir ayda yaşadığım kültür karmaşası o kadar karışık ki. Mesela aybaşı, işte Buenos Aires'i gördük. Orada en güneyine indik. Daha sonra Arjantin, o buzullardı. O böyle dünyanın en güneyindeki son şehrin yaşatmış olduğu o inanılmaz sakinlik, dinginlik, berraklık, doğal güzellikten sonra kendimi bir anda Chicago'da -19'da buldum. Daha sonrasında kendimi Asya'da Bangkok'a gitmiş olarak gördüm. Sonrasında şu an New York'tayım ve New York hiçbir zaman Amerika benim bir hayalim olmadı. Mesela Amerika'ya gideyim, çalışayım, edeyim falan değil. Şu an New York'u gördüm. Bir de kalbimden iki şey var. Bir de değil, iki şey var. Bir Washington'a gitmek. Orada Beyaz Saray'ın önünde Pablo Escobar gibi fotoğraf çekinmek. İki, bir de San Francisco'yu görmek. Orayı merak ediyorum. Dünya çok büyük. Dolaş dolaş bitmez. Yani şu an herkes işini gücünü bıraksa, dünya turuna çıksam eminim karış karış bütün topraklara ayak basacağım desem ömür yetmez. Aynen. O yüzden önceliklerimizi belirleyip hayattan keyif alacağımız şekilde konfor alanımızdan çıkıp fakat döndüğümüzde konfor alanımızı bozmayacak kararlar vererek mutlu olacağımız bir hayat kurmaya çalışıyoruz her birimiz. Hepimiz bunun için mücadele ediyoruz ama bazen hayat acımasızlığını yüzümüze vuruyor. Sözünü kesiyorum.
Bir GTA'daki gibi soygun yapalım mı? Para arabası gidiyor. Güzel olabilirdi. Ama burası Amerika kardeşim. Kaçamazsın abi. Herkes kaçarım sanıyor. Kameralar tatlı gözüküyor. Kahve içebiliriz. Vaktimiz yok. Evet, doğru. İçeceğiz, içeceğiz. Ama şu an biraz daha hareketlenelim. Biraz daha içerik üretelim. Keyif alalım New York sokaklarında. İyice yorulduğumuzda bir yorgunluk kavgası. Hatta mümkünse bir yemek yeriz. Olabilir. Ya yani böyle bir Amerika dediğinde ilk birisi geldiğinde ne yediriz? Amerika dediğinde ilk yediğimiz şey trilyon, yani bir et, beef, büftek diyebiliriz. Tam böyle bir Amerikan usulü pişmiş, barbeküde pişmiş bunu bir et. Ortalama, bir Nusret gibi bir yerde değil de sıradan bizim oradaki bir kebapçı statüsünde olarak düşündüğünde bir ne kadar yerler? Şöyle söyleyeyim, 8 ounce dedikleri bir sistemde veriyorlar. Yaklaşık bu 520 grama falan denk geliyor. Bu da 23 dolar. Yanında içecek, yanında patates, istiyorsan yanında da İtalyan salat dediğimiz bir salata sistemiyle geliyor. 23 dolar bir tabak. Oh, bu aşağıdan çıkan duman ne? Burası metronun altındaki dumanlar. Bu insana bir zarar veren bir duman değil mi? Zarar vermiyor. Sıcak hava buhar gibi bir şey mi? Ya buhar, yeşil geçici. Yan. Geçelim, yeşil yandı. Aslında beyaz yanıyor ama yeşil diyebiliriz. Evet, burada. İşte insani deformasyon, ülke deformasyonu. Aynen öyle. Şurası eczane. Hani bizim bildiğimiz Türkiye'deki eczane sistemi. İçerisi Wolverine'e ait. Burası bu markadan vitamin almayı tavsiye ederse mesela Türkiye'de Nesrin bir... Kadınlar bu konuda biraz daha sıcak, daha araştırmacı oluyorlar. Mesela buraya geldikten sonra Türkiye'de yaşadığımda keşke şu olsaydı dediğim bir vitamin ya da bir ek gıda var mı? Birkaç tane var ama sana linkini atacağım. Şu an isimlerini hatırlamıyorum. Şu an buradan alamaz mısın? Yok. Neden? Buradan almadım. Amazon üzerinden aldım. Çünkü Amazon'dan daha ucuz oluyor. Nedenini bilmiyorum. Amazon'dan daha ucuz oluyor. Amazon üzerinden aldım. Şu an keşke seni çekseydim. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Burada vitaminlerin hepsi abi tamamen şeker. Bildiğimiz şeker. Jelibon. Bildiğimiz jelibon. Dur, tır tır çekiyor. Yani burada her şey aslında jelibondan ibaret. Örnek veriyorum, biz bir vitamin aldığımızda, supplement aldığımızda normal bir hap ya da bir kapsül oluyor. Ama burada birçok vitamin jelibon abi. Böyle jelibondan yapılmış. İşte örnek veriyorum A, B, C vitamini gibi. Ama hepsi jelibon. O yüzden hangi markayı alacaksın, hangisini tüketeceksin bunları bilemiyorsun. Zamanla araştırarak öğreniyorsun. Volkan şurada doğru söylüyor. Gerçekten onların, yani Amerika'nın çok sağlıklı beslendiğini söyleyemem. O yüzden vitaminleri de gerçekten sıkıştırılmış kapsüller. Toz bir şey bulman imkansız ki vücutta en çok yayılan, düzgün midenin öğüttüğü en azından toz. Burada böyle bir şey bulman imkansız. O yüzden biraz daha tıbbi olarak genelde doktorlara danışıp alınıyor. Kendiniz gidip alamıyorsunuz kısaca. Sadece jelibon tarzı şekerler alabilirsiniz. Ya bizim şey mesela, sistem yok. Şu abi gibi her yerde böyle evsiz görmemiz mümkün mü bu ülkede? Çok fazla. Her yerde. Şu an Manhattan'da olduğumuz için az denecek kadar yok. Genelde metro oldu. Şu an hava çok soğuk bu arada. Hatta titreyerek konuşuyorum. Bazen Türkçeyi de unutuyorum. Ve ben bu kızı Times Meydanı'na götürüyorum şu an. Üşüyorum şu an diyor. Çok gibi gözüküyorum ama üşüdüğüm için çenem kasılıyor. Evlen ısıtalım seni. Evet, hemen şuradan sola döndüğüm gidiyor olacağız sanırım. Emin değilim. Evet, bir şey söylüyordun, sözünü kestim, burada özür dilerim. Ev halkı, özellikle evde yaşayanlar, kiracılar, ev sahipleri hiçbir şey fark etmiyor. Abi en kötü olay, evde çamaşır ve bulaşık makinesi yok. Hiçbir yerde yok değil mi? Yok, hiçbir evde yok. Yani ancak şahsına ait New York'un dışarısında villa tipi dediğimiz hani house tarzı bir ev yaparsan onun içine kendin mimari olarak koyabiliyorsun. Ama onun dışında Manhattan'da, New York'ta, Brooklyn'de, Queens'te yaşayan hiç kimsenin evinde çamaşır ve bulaşık makinesi yok. Mesela biz toplum olarak, en azından insan bilinci olarak, ben ve çevremdeki insanlar sürekli bir kıyafeti giyiyor. Mesela belli bir düzeni vardır. Mesela bir gardırop eşyam vardır ama onu hepsini giymezsin abi. Evet. Çünkü yıkadıkça hemen onu tekrar giymeyi tercih ediyorsun. Aynen öyle.
Fakat sanırım o burada pek işlemiyor. Yok. Doğru mu? Herkes pis. Hayır, pis değil. Yok gerçekten herkes pis. Neler duyuyorum ya. Bıkmış olması böyle anlatılabiliyor. Her şey pis, herkes pis. Nesrin Amerika'da çok mutlu. Evet, güzel. Sıcakkanlı insanlar da burada varmış. Görmüş oluyoruz. Burada biraz ısınalım. Daha sonra Tamis Meydanı'na gidelim. O kadar üşüdük ki dedik. Evet, üşüdük. Bağrım açık çünkü mikrofonu takmak için. İnşallah hasta olmam. Şimdi şu sokağın sonu Times ve Times Caddesi'nde Starbucks Reserve var. Oraya gideceğiz. Yürüyoruz. Hey buddy. Deli bu insanlar. Şimdi sizlere Starbucks ile ilgili burada bir dipnot veriyorum. Örnek veriyorum, koşuyorsun ya da yürüyorsun, yoldasın. Yaz kış fark etmez. Fark etmiyor, aynen. Sadece üşüdün ya da soğuk bir suya ihtiyacın var ya da sıcak bir suya. Sadece girip diyorsun ki bir tap water alabilir miyim? Size hemen sıcak ya da soğuk olarak bedava su veriyorlar Starbucks'ta. Evet. Mesela aynen. Bu aynı şekilde Avustralya'da da geçerli. Mesela Avustralya'da insan hakları mahkemesi tarafından sunulmuş. Hangi mekana giderseniz gidin ya da şişeniz var ise ona gidip bir yerde doldurabiliyorsunuz. Bu insan hakkı en temel şey. Barınma da var ama yemek, içecek, su. Su ülkede her yerde ücretsiz. Gidip sizin önüne bir sürü ayı su koyuyorlar, bardak getiriyorlar, suyunuzu içiyorsunuz. Ha, bunun karşılığında bir yerde yemek yediğinizde belki tip bırakabiliyor olabilirsiniz ama bir gün oraya gidersek elbet onu da size gösteriyor oluruz. Tip yasal bir sorumluluk. Tip bırakmazsan abi, hele ki bir Türk restoranına girdiysen, aman yine bir Türk geldi tip bırakmayacak deyip trip atıyorlar. Bu arada Türk kanunlarında da bu artık var. Yani restoran işletmeleri %10 hizmet bedeli, kuvert bedeli yazabiliyorlar. Evet. Burada ama burada işte zorunlu. Yasal zorunluluk. Örnek veriyorum, 18 dolarlık bir yemek yedin ya da 10 dolarlık. Bunun minimum %10'unu tip olarak bırakmak zorundasın. Yani burada turuncu çalışan da geçtik. Burada çalışan bir Ali ya da burada çalışan bir Johnny ya da fark etmiyor X ya da no name isimli. Mehmet. Mehmet. Evet, Mehmet burada çalışıyor ve saatlik olarak ücret kazandığı için, ücretinin birçoğunu da tipten kazandığı için, restorandaki herkes parasını tipten kazanır. Buraya gelen bütün Türkler lütfen tip bırakın. Tipsiz olmuyor. Bu tiple olmaz kanka. Biliyorum, kötüydü. Evet, Volkan bize farklı bir bilgi daha veriyor aslında olacak. Aslında az önce Uber'den bahsettiğimiz bir olay. Araba Uber, adam içeride mi? Olsun, sorun yok. Uber tamam. Kullanıcısıysan, Uber şoförüysen bu plakaya sahip olmak zorundasın. Evet. Bu plaka koş, yoksa koş, turuncu yanıyor. Kullanamazsın. Ubercilik yapamazsın, insan taşıyamazsın. Yasak, cezası var. Evet. Az önce bahsettiği şey ise buydu Volkan'ın. Umarım mikrofondan güzel kaliteli verim alıyoruzdur. İlk yukarıda. Evet, ilk kez kullanıyorum. Bu arada ben konuşurken sağ olsun Volkan saygı gösterip hiç konuşmuyor. Ama arada burnunu çekiyor. Arada sesleri de gösteriyor. Yapma kanka. Bunlar Volkan'dan. Şu an New York'ta puslu bir gün. New York'ta puslu bir gün. Hava soğuk, karartı. Yani insan içi kararıyor. Fakat şuradaki şehrin ışıklandırmalarıyla beraber bir anda sanki hava aydınlanmış gibi oluyor. Diyeceksiniz ki Türkler burada ne iş yapıyor? Buraya gelen bekar erkek Türklerinden bahsedeyim. Örnek veriyorum. Yabancı dili dahi olmasa bile burada bisiklet sürerek insan taşımacılığı yapıyor. Bunun bir adı vardı. Neydi? DoorDash. Hah, DoorDash. DoorDash yemek uygulaması, aynı Uber gibi. Ya aslında şöyle anlatmak gerekirse en basit yoldan Türkiye'deki Trendyol. Türkiye'deki Trendyol, Trendyol burada yemek DoorDash şeklinde aynen diyebilir miyiz? Burada okay. DoorDash. Güzel benzetme. Filmlerde görmüş olduğumuz yere böyle gelmiş olmak biraz farklı hissettirdi. Times'ta aşağıda görürüz. Burada çok yok da. Geldik şahsen. Şu çocuğun sürdüğü scooter şey değil mi? Elektrikli scooter. Aynen öyle, elektrikli. Abi elindeki cebinde kumandayla sürüyor değil mi? Aynen öyle. Çok çok kral olay ya. Bir yasa var. Diyor ki o scooter ya da işte herhangi bir elektrikli araç sürerken kask, dizlik ve kolluk takmak
zorundasın. Yoksa burada gönüllü polisler oluyor. Yani volunteer dediğimiz kişiler oluyor. Seni polise uyararak sana ceza yazdırıyor. Böyle bir saçmalık var. Ama saçmalık aslında yasal olarak senin sağlığınla ilgili. Çok güzel bir şeyler kokuyor. Helal. Sanırım acıktım. Helal meat. Helal meat. Helal meat. Şu an Times Meydanı'nın tam karşısındaki Starbucks'a geldik. Şimdi biraz girelim, ısınalım. Daha sonrasında arkadaşlar, çekime devam edeceğiz. Arkadaşlar sizi bölüyorum ama şimdi kapıdaki abiye dikkat edin. Buradaki kapıdaki abi homeless, kapıyı açarak aslında para kazanıyor. Sen ona işte istediğin kadar para verebiliyorsun. Bunun da geçimi böyle oluyor. Buradaki abi böyle geçiniyor aslında. Abi dilenci değilim, kapı açıyorum. Aynen. Ama günlük 200 dolardan fazla para kazanıyor bu dilenci dediğin kişi. Güzel para kanka. Senden fazla. Benim ve bizi tanımayan insanlara ithafen şu an bu cümleleri bu kuruyor olacağım. Çünkü burada dijital bir aile oluyoruz ve birbirimizi tanıyor oluyoruz. Umarım yakın zamanda daha da büyük bir aile olacağız. O yüzden bizi sevdiğiniz kişilere, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bunun haricinde ben 2017'de yaklaşık olarak... Elimde varsa bir sentini alabilir miyim abi be? Kahve alacağım, dilenci değilim. Hemen abi. Geliyorum. Ve bir yıl kadar Starbucks'ta çalışmıştım. Böyle bir deneyimim vardı. Bakalım buradaki çalışanlara gözlemleyeceğim. Türkiye'deki Starbucks'ın bar kısmı hala aynı şekilde mi çalışıyor? Ya yani gerçekten denildiği kadar global mi? Brezilya'da bakmıştım, Arjantin'de bakmıştım. Gayet aynıydı. Şimdi Amerika'yı görüyoruz. Ya burada kahve fiyatlarına bakacağımızda Americano yaklaşık olarak 5 dolar ve grande boylarını gösteriyor. Cafe latte 6 dolar. Yani burada yaşayan birisi için gayet normal bir şey. Ben bir Americano içerim. Ya da özür dilerim, latte içeyim laktozsuz. Laktozsuz, nonfat. Nonfat yağsız değil miydi ya? Yağsız. Bunda laktozsuz neydi? Laktoz aynı. Ha. Laktoz free olacak o. Laktoz free. Yani laktozsuz aynı. Ulan yine cehaletimizi ortaya çıkarttık. Sıkıntı yok. Evet şimdi gelelim trip noktasına. Tamam. Sen 1 dolar attı. Ya var ya. Sesim çıkacak. Sen ödemiyoruz arkadaşlar. Evet. Sadece an... restoran tarzı evet. Yerlerde ödeniyor. Volkan az önce kameralar oynadı. Ama biz Amerikan vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Onların hakkı çünkü burada 13 dolara saatlik çalışıyorlar. Maksimum haftada 40 saat çalıştıkları için haftalık yaklaşık 400-500 dolar kazanıyorlar. Ama geri kalan tüm kazançları tipten geliyor arkadaşlar. Az önce bireysel bir konuşma yapıyordum. Volkan'ın mikrofonunu kapatmıştım. Açalım artık. Burada turistik, tarihi anlamda hiçbir şey olmayıp sadece LED ekranlarıyla beraber insanları buraya çeken inanılmaz yer Times Square'dayız. Oh, let's dance! Ne güzel dans ediyorduk ya, Bumblebee ile. Az önce Times Square'dan ayrıldık çünkü çok gürültülüydü ve 1,5 saat sonra basketbol maçına gideceğiz. O ayrı bir video olacak. Onu da ayrıca paylaşıyor olacağım. Volkan şimdi sohbetimize devam edelim. Kahvemizi içtik. Şimdi ayrıldık. Farklı bir yere gidiyoruz. Hangi nereye gidiyorduk? Radio City diye bir alana geçeceğiz. Aslında bu alan Rockefeller binasının tam önü ve hatırlarsanız evde tek başına diye çekilen bir serinin çocuğun fotoğraf çekildiği yere gidiyoruz. Orayı da böyle şey yap, videoya koy. Tamam, fotoğraf olarak ekleyeceğim. Şimdi sana soracağım soru. Amerika'ya geldiğinizden beri nerelerde kaldınız? Hangi bölgede yaşadınız? Ne kadar kira ödüyorsunuz? Yaşadığınız yerler nasıl? Volkan bunlar eve gittiğinde bana güncel haliyle fotoğraflarını ve videosunu atıyor olacak. Şehir merkezine ne kadar uzaklıkta? Çalıştığın yerler neresi? Bir önemli bilgileri ver bakalım. Buraya gelmek isteyen insanların karşısında ne gibi masraflar, bütçeler ya da zorluklar ya da faydalar çıkacak? Bir yani Türkiye'yi kıyasla değil de ülkeyi kıyasladığın bir karşılaştırma olsun bu. Ha, Türkiye'yi istinaden artısıyla eksisiyle bir şey söyleyebilirsin tabii ki. Sözü sana bırakıyorum. Okey. Şimdi buraya geldiğimizden beri Brooklyn'de yaşıyoruz. New York'a indiğimizden beri Brooklyn'de yaşıyoruz. Brooklyn, New York'un downstate dediğimiz alt kısmına yer alıyor. Aslında Brooklyn tamamen çok zengin kesim olmayarak orta ve basit insanların yaşadığı, daha çok işçi kesiminin yaşadığı bir alan. 2200 dolara kalıyoruz, 2 artı 1 evde yaşıyoruz. Onun dışında olduğumuz noktada Türk, Arap,
işte Amerikalı, Rus gibi insanlar yer almakta. Bizim ev sahibimiz Yunan, gayet neşeli ve güzel insanlar. Amerikalılar bu arada. Hani Yunan hem Amerikalı insanlar ama tabii ki de iş kesimi olarak da daha çok Manhattan taraflarında iş bulabiliyorsun. Çünkü tüm evimizden de Manhattan yaklaşık arabayla gelirsen 1,5-2 saat sürüyor. Çünkü New York'ta araba kullanmaktan bir zulüm. İstanbul'da araba kullananlar beni çok iyi anlıyordur. New York daha beter arkadaşlar. Sakın İstanbul'da araba kullanıp Amerika'da rahat kullanırım diye düşünmeyin. Burası çok kötü o konuda. Araba kullanmayı bilmiyorlar. Trenle yaklaşık 45 dakikada buraya gelebiliyorsunuz. Onun dışında yani yaşam standartlarına baktığımızda Türkiye'ye göre kıyaslamak gerekirse daha basit ve daha ucuz ve daha hızlı bir yaşama sahip oluyorsun. Tabii ki de kaldığımız ev mahalle olarak çok kötü değil. Hırsızlığın olmadığı bir yer. Tamamen herkes ailevi bir şekilde yaşıyor. Gencin az olduğu, daha çok da işçi kesiminin olduğu bir noktada yer almaktayız. Brooklyn Bay Ridge arkadaşlar, bakabilirsiniz. Asyalıların ve Arapların mekanıdır. Beklerim. Peki geldiğinden beri burada ne gibi işler yaptın? Geldiğinden beri burada daha çok hayalimdeki iş kendi işim yani. Mağazada bunu çalışmak istiyorum. Bir dükkan açmak. Evet, bir dükkan açmak ya da bir mağazada çalışmak ama buraya geldiğimden beri İtalyan restoranında makarnacı olarak çalışıyorum. Ellerimizle makarna açıyoruz sıfırdan. Homemade dediğimiz bir sistemde makarnayı kendimiz yapıyoruz. Kendimiz makarnaları işte pişirip tabağa fine dining bir şekilde sunumuna hazırlayıp müşteriye veriyorsun. Ya da bir pizzacıda çalışıyorsun. Peki saatlik bu işi yaparken ne kadar para kazanıyorsun? Şimdi ve haftada kaç gün, kaç saat çalışıyorsun? Şöyle saatlik sistemde Amerika'da 10 dolardan eğer ki yasal değilsen, burayı çiziyorum arkadaşlar, yasal değilsen saatlik sistemde çalışmak yükümlüsün. Yasal olsan da saatlik sistemde çalışıyorsun ama genel olarak yasal olmayan insanlar yani göçmen olan insanların hepsi 10 ile 15 dolar arası çalışıyor ve vergi ödemiyor. Bu yüzden aslında çok para aldığını sanıyorlar ama yine de az paraya çalışıyorlar ve çok fazla saat çalışıyor. Eğer ki yasal olup da çalışırsan 13-14 dolara saatlik çalışıyorsun minimum. Haftada maksimum 40 saat çalışıyorsun. Overtime dediğimiz bir sistem var. Örnek veriyorum. Türkiye'den örnekleyelim. 40 saatin üstüne çıktığında sana şirket olarak bir para ödeniyorsa burada da aynı sistem geçerli ama buradaki sistem sana double digit olarak, iki katı olarak veriyor. Yani bu da örnek 15 dolara saatlik çalışıyorsan senin 41. saatin 30 dolar oluyor. Ve haftada alacağın para 500 dolarsa bir anda 700 dolara çıkıyor. Bu da 40 saati geçtikten sonra aldığın bir ücret. Ama bizler genelde burada 13-15 dolarlık gibi bir fiyata saatlik çalışıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Aylık diye bir maaş sistemimiz yok. Haftalık bir maaş sistemine tabiiz. Buradaki ödemeler haftalık mı aylık evet, peki? Buradaki ödemeler haftalık. Ev ödemeleri? Ev ödemeleri aylık. Maaş ödemeleri haftalık. Ev ödemeleri normal standartında aylık. Gıda, işte diğer ödemelerin hepsi aylık yapılıyor. Evlerde de şöyle bir sistem var. Evlerin anlaşmasında elektrik ve sadece yemek gazını ödüyorsunuz. Evimizdeki anlaşmayı bize söyler misin? Hangilerini ödüyoruz, neleri ödüyoruz? Fatura olarak mı? Evet. Fatura olarak. Evde neler ödüyoruz? Okay. Genelde suyu her yerde ev sahibi öder. Su dışındaki bütün faturaları kendiniz ödüyorsunuz. Burada doğal gaz sistemi farklı ve gaz sistemi farklı. Neden ayırıyorlar? Hiçbir fikrim yok bu arada. Ocak gazı denen başka bir şey var. Ona bir para ödüyorsun. Ve ısınma dediği gaz var. Ona farklı bir para ödüyorsun. Ve genelde ısınmalar tüm binanın tek bir yerden açılıyor. Binaların serverları var. Sen istediğinde kapatamıyorsun ya da istediğinde açamıyorsun. Belirli dönemlerde açılıyor. Şu an çok soğuk. Mesela şu an ev yanıyordur. Yani başka? Biz kısaca... Buradaki ısınma elektrikle yapılıyor değil mi? Genelde klima oluyor. Yok. İyi biliyorum. Doğalgaz mı var? Yok. Şöyle Amerika'nın yapısı bu konuda çok gelişmiş. Evlerde doğalgaz sistemiyle ısınıyor. Ve doğalgaz sistemi gelişmiş sadece... Gelişmiş bir durum yok. Şöyle... Gelişmiş durum hatta var. Hatta daha geride bir ülke. Çünkü değil, inanmayın. Çok eski petek sistemleri, normal işte eminim kullananlar bilir. Eski peteklerden, normal temel böyle binanın eskiden böyle kömür atılırdı ya Kemal Sunal'ın filminde kabaca. O şekilde temelden açılıyor ve gerçekten asla gelişmiş bir ülke değil. Sadece teknolojik anlamda geliştirip bize satıyorlar, inanmayın. Onlar kullanmıyor yani. Sadece parasal olarak, ekonomik olarak yani alım güçleri var kısaca.
Yoksa bizden asla Türkiye'den gelişmiş bir ülke değil. Şöyle Nesrin demek istediğini ben size özetleyeyim. Övüyor değil mi? Övüyordu. Asla böyle bir şey yok. Amerika bizi kıskanıyor. Aynen. Amerika bizi kıskanıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Nesrin dediğinde %50 doğruluk payı var, %50 de yanlışlık payı var. %50 doğruluk olan noktası evlerin hepsi eski, hepsi tarihi. Yani baktığında hepsi 1800'lerden 1900'lerden kalma. Olduğu için evdeki ısıtma sistemi de ona göre. Eski yani gelişmemiş kısaca. Aynı şeyi konuşuyoruz. Gerçekten burada yani bizim Türkiye'de yollara, binalara yatırım yapılıyor ya çok fazla. Gereğinden fazla olması tabii ki şikayet nedenlerimizden biri. Ama burada da hiç yapılmıyor. Hiç yapılmıyor. Yani altyapı yok. Çalışıyorsa dokunmuyorlar. Evet gerçekten öyle. Sadece çalışacağı kadar yapıyorlar. Ya da mesela bir evi kiralayabileceği seviyeye getiriyor. Yani ekstra hiçbir şey yapmıyor. Onu söyleyeyim. Yani şöyle, araba alıyorsun mesela, aldığın arabada sen Türkiye'de kaç binde bir, kaç bin kilometrede bir yağ değişimi yapılıyor Türkiye'de? 10 bin, 15 bin. Burada 40 bin mil, 50 bin mil gidiyorlar ve arabaya gram yağ koymuyorlar. Gram yağ koymuyorlar. Ben bile anlamadım. Arabadan anlamıyorum, yorum yapamayacağım. 40 bin, 50 bin mil gidiyorlar ve arabaya gram yağ koymuyorlar. İlk dealer'dan yani acenteden çıktığı yağıyla kalıyor araba. Bu araba tabii ki de 50 bin milde bozuluyor. Gerisine yenisini alıyorlar. Alım güçleri olduğu için de daha yenisini iyi alır. Hiç şey yapmıyorlar yani. Umursamıyorlar. Nasıl böyle bir şey göze alıyor? Çünkü burada Amerika'da arabaların hepsinde 100 bin mil ve 10 yıl garanti var. Araban bozulsa da dealer'dan sıfırını alabiliyorsun. O yüzden bakmak zorunda değiller arabalarına. Hissetmiyorlar. Ama biz alamıyoruz. Lütfen bize özen verin. Neden alamıyorsunuz? Abi bana ver. SSN'imiz yok. Bizim burada bir statümüz yok arkadaşlar. Hala turistiz. Ona da bir açıklık getireyim. Yani statün yoksa, SSN'in yoksa yani kimlik kartı kısaca. Kimlik kartın yoksa burada hiçbir şey yapamıyorsun. Kısaca. SSN Türkiye'den örnek verirsek senin bir TC kimlik numaran, sigorta numaran. Burada kredi geçmişin çok önemli. Kredi skor diyorlar ve kredi geçmişin çok önemli. Örnek veriyorum bir araba alacaksın ya da bir ev kiralayacaksın. Herkese banka hesabı açmıyorlar. Banka hesabı yasak. Adres proof etmen gerekiyor. Burada bir banka hesabı açmak istiyorsun. Pasaportun, vizen ve gerçekten asıl olarak kaldığın evinin adresini proof etmen gerekiyor. Sadece ev adresi değil. Evinle birlikte bir su, elektrik faturası da proof etmen gerekiyor. Eğer bunların hiçbirine sahip değilsen bir banka hesabı açamıyorsun. Ama e-postaları çok önem veriyorlar. Yani gittiğinde senin adının, soyadının yazıldığı ve adresinin açıkça belirtildiği bir kağıt olması gerekiyor. Kontrat dışında. Hani işte ne bileyim benim bütün her şeyim e-postama geliyor. Hepsinde adım soyadım var. Herhangi birini alıp gidebiliyorum. Burada mail attın, dönecek mi diye bir kavram yok. Kesinlikle dönüyorlar. Şimdi geldiğimiz yer Radio City. Burayı Mehmet'e bırakıyorum. Evet, burada benim bir hatıra fotoğrafı çekeceklermiş. Dediler ki eğer New York'a geldiysen burada bir fotoğrafın olmalı dedi. Times Square'da yok. Dönerken o ışıltılı halinde çekiyor olacağım büyük ihtimal. $2,000 Umarım bir gün böyle bir piyano alırım ve piyano skillerimi daha fazla geliştiririm. Şimdi parka devam. Sağlık sistemi vardı Amerika'da çok iyi. Ya. Şimdi geldiğimiz park Bright Park. Bu parkta genelde... Aa bir dakika senin mikrofonu kapalı kanka. Aa evet. Bu parkta hiçbir şey yok. Öyle deme ya. Şimdi parkı güzel anlatalım ya. Sen... Al kanka şu an açıldı. Evet şu anki noktamız Bright Park. Senlerde sıradan bir belediye parkı falan bununla kapışır yani. Yok tabii. Yani şimdi senlerdeki yani park kapışır. Bağcılar Belediyesi ile burayı neyse konumuza dönelim. Arkadaşlar bu park festival parkı. Normalde şu an festivalin bittiği bir dönemdeyiz. İşte Christmas Festivali, Halloween Festivali gibi birçok festivalle bu park şekillendiriliyor. En ünlü festivalde Christmas Vintage Wheeler Festival dediğimiz bir alan. Bu alanda neler var? İşte bir buz pateni alanı var, food booth'lar var, yemek alanları var.
Burada evet yazın olmuyor, daha çok kışın oluyor. Kasım ayında başlar, Mart ayına kadar devam eden bir festival parkıdır. Amerika'nın da New York'un özellikle en ünlü parkıdır. Artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Yapmış olduğum en uzun videolardan biri olacak bu. Fakat keyifli oldu. Yani Volkan'ın da Nesrin'in de elini ayağını emeğine sağlık. Sağ olsunlar. Beni kırmadılar, karşıladılar, beraber dolaştık, ettik. Volkanlar hala burada yaşamaya devam ediyorlar. Göçmenlik hakkında başvuruları var. Bunların süreçlerini yönetiyorlar. Burada onlara sormak istediğiniz, atladığımız çok şey atladık. Çünkü buradaki amaç bu videoda size hem New York'un sokaklarını göstermek. Mesela çok fazla yüz göstermemeye çalıştım. Şu an yüzümü gösteriyorum çünkü yüzüm eskisi biraz. O hem sokağı gösterdik hem de böyle söyleşi gibi. Yolda böyle müzik koymaktansa New York hakkında bilgi edinip sokakları göstermeye çalıştım size. Çok şey atladık, unuttuk çünkü çalışmadık. Dersimize çalışmadan sadece anlık içerikler ürettik. O yüzden sormak istediğiniz ne varsa, eğer çok özel bir şeyse özelden Instagram'dan yazın. Eğer public bir soruysa diğer insanların da merak ettiğini düşünerek de yorum olarak yazın. Volkanlar da bu videonun zaten takip ediyor olacak. Ben de takip edeceğim. Sizin için ona sorarım. Gerekli bilgileri aldıktan sonra sizin adınıza cevaplıyor olacağım. Aa, Volkan söylemek istediğin bir şey var mı? Ağzına sağlık. Yani eklemek istediğimiz bir şey yok. Tabii ki unutmuş olabiliriz. Unuttuklarımız da vardır. Ama tabii ki de yorumlara düşerlerse biz de onlara göre bir video içeriği hazırlayabiliriz. Live bir şekilde bağlanırız gerekirse. Evet. Soru cevap yapabiliriz. Tamam, anlaştık. Bir live video fikrimiz var. Eğer bu videonun altında doldurursanız soruları. Ya biz çok merak ediyoruz işte şu an 2024'te göçmenlik nasıl oluyor bu işler, nasıl yapacağız falan diye soracak olursanız biz de soruları biriktiririz. Volkanlarla canlı yayın yaparız. Siz de o an sormak istediğiniz soruları onlara soruyor olursunuz. Nesrin'in şu an soğuktan eli ayağı titriyor. Bir veda etmek isteyebilir ama. Yani daha çok konuşmak isterdim ama gerçekten hem soğuktan hem artık şey böyle konuşamıyoruz. Çünkü enem kasılıyor. Şaka değil. Buraya gerçekten bayağı soğuk. Unutmayın. Yani burada olduğumuz halde ince giyindim diyemiyorum çünkü hava soğuk. O yüzden çok konuşamadık. Volkan'ın da dediği üzere yani sormak istediğiniz herhangi bir şeyde bize de yazabilirsiniz, Emre'de yazabilirsiniz, videonun altına yazabilirsiniz, orada buluşabiliriz. Ya da bir sonraki videoda yine hep beraber belki canlı yayın yaparız. Sizin sormak istedikleriniz önemli burada, yoksa her şey göründüğü gibi. Ayakkabı ben bunların hepsini söyledim Nesli. Aynen, kaçırmışım. Denilde hayat tutuyordu o. Neyse, size hazır Times'la gelmişken buradan veda ediyor olalım. Umarım keyif almışsınızdır. Yakında yepyeni bir ülkemiz var. Onu da görüyor olacaksınız, duyuyor olacaksınız. Zeki Müren de bizi görecek mi? Seviyoruz. Hoşçakalın. Zeki Müren de bizi görecek mi?